yemek yiyelim yine. Tamam. Yemek yedikten sonra açılmıyor. Biraz daha da fark etti. Yok fark etti. Gözüm var. Evet, fark etmişsindir. Daha önce... Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken sağ kurtulan vatandaşlar da sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berberci, Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Berber'in sağlık durumu iyiye giderken yaşadıkları o anları anlattı. Berber, enkaz altında kaldım, etrafım çok karanlıktı. O an sürekli bağırıp çağırdım ama kimse yoktu. Bina 15 katlı, ben binanın giriş katında oturuyordum. Çocuklarım evden çıktı ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım dedi. Evde bir şey hatırlamıyorum. Sadece enkazın altında kaldığımı çok karanlık. Karanlık. Yani buradan buraya kadar kendimi göremiyordum. Bağırıyorum, çağırıyorum. Kimse yok. Bina 15 kat. Şimdi enkazın sesini duyduğum zaman birazcık rahatlıyorum. Ama bağıra bağıra boğazım bugün şişmişti. Baba dedi deprem var. O çıktı. Ben çıkamadım. İkinci bir sallantıda baktım tavan üstüme çöktü ama değmedi. Ben hemen çöktüm oturdum. Duvar difrizin konsolun üzerinde düştü. Ben orada bükülü kaldım. Kaldım burada. Bir kilim var. Onu aldım. Üstüme koydum. Yine su akmaya başladı. Baktım bir koltuk var daha. Böyle tekli, uzun. Onun üstüne çıktım. Kilimi aldım. Oturdum orada. Bağıra bağıra neye bağıracağım? O an neler düşündün? Kimse duymuyor beni. Öyle bir bağırıyorum ki yani boğazım yırtıldı. Bağırmaktan sesinin kısıldığını ve boğazlarının şiştiğini söyleyen berber, su şişesinin içine idrarımı yapsın beklettim. Soğuyunca içtim. Onunla kendimi kurtardım dedi. Bizim oğlan herhalde çocukları çıkarmış. Yani biz 5 kişiydik. Ben oğlan yatak odasında yatıyordum. Yemek değil de şimdi konsolun üzerinde ilaçlar var. Bir şişe su var. Onlar hepsi yanıma düştü. Bir tanesini aldım içtim. Boş kaldı. Ne yaptım? Affedersiniz. İçine içelim. Beklettim. Soğuyor böyle. Ne güzel. İçiyorum. İşte ondan kendimi kurtardım. Artık ben oturduğum yerde baktım. Silindir şeye vurduğu zaman tavana. Baktım delindi. Ses geldi. Ben bağırdım. Öyle bir bağırdım ki sesim uzunsun dedim. Elini uzattı, uzatmasıyla beraber benim elimi avcumun içine geldi. Geçtiği gibi beni öyle çektiler, çıkardılar ama çıktım dedikten çok küçük. O işte beni biraz korkuttu.